çok önemli bir detayla başlıyorum. Bu ne biliyor musunuz? Sabahları size 4 tane yumurta bırakıyorlar. Şurada gezen tavuk çiftliği var. Oradan size yumurtalarınız geliyor. Sabah siz uyandığınızda buradan yumurtalarınızı alıp kahvaltınızı yapıyorsunuz. Benjamin TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Oldukça sade bir video olacak. Hemen etrafı size gezdireceğim. Evin içini dolaştıracağım. Sobayı yakacağız ve videoyu bitireceğiz. Bugün dağ evindeyim demeyeceğim. Bu bir bağ evi ama dağ evi konseptinde. Bu evin sahibi demiş ki ya ben bağ evi yapacağım ama böyle betonerme bir ev yapmayacağım. Tam bir dağ evi konseptinde bağ evi yapacağım demiş. Bu evde tam 7 kişi konaklayabiliyorsunuz. Gerçekten değecek insanlar olsun. Buna mutlaka önem gösterin. Aklınıza belki 10 tane isim gelmiştir ama böyle eleye eleye 6 kişiyle bu evde çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Şimdi hızlıca evin etrafında bir tur atalım. Nasıl bir yerde olduğunu da görün. Ben yavaştan girişi yapıyorum. Evimiz güzel evimiz. Böyle bizi samanlar karşılıyor. Burada bir kafatası. Videonun başında gördünüz. Kocaman bir bahçemiz var. Burada bir ateş çukurumuz var. Burada barbekü alanımız var. Akşam dostlarınızla birlikte yıldızların altında burada keyif yapabilirsiniz. Yanınızda mutlaka Bluetooth hoparlör getirin. Burada müzik falan da dinleyebilirsiniz. Barbekü alanımız burası. Evi şöyle bir gezeceğiz. Evimiz tam bir dağ evi konseptinde. Arkada da bir bahçesi var. Şöyle arkadan da dolaştırayım sizi. Yukarıda da pencerelerimiz var. Bu ev iki katlı. Yukarıda iki yatak odası var. Burada bir yatak odası var. Evi 360 derece gösteriyorum size. Her şey net bir şekilde. Bak orada bacayı gördün mü? Baca ne demek? İçeride camlı bir şömineli sobamız var demek. Aman detayları falan çok güzel olmuş. Bak uçsuz bucaksız bir yer. Bak ilerideki ağaçları görüyor musunuz? Biraz zoom yapayım. Bir de burası ilkbaharda yemyeşil olacak. Öyle düşünün. Bak çiçekler, detaylar falan çok hoş ya. Bahçemiz de büyük ya. Kapının konsepti de çok güzel. Yavaştan içeriye girelim. Ve güzel evimiz. Çok renkli bir bağ evi. Bakın orada soba var. Her yeri anlatacağım size. Güzelce göstereceğim ama önce ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Çünkü hijyen konusu çok önemli. İçeriye hiçbir şekilde ayakkabıyla girmiyoruz. Ben çıkarıp giriyorum. Böyle girilmemesi de gerçekten hijyenik açıdan çok önemli. Şöyle bir evimizi bir böyle bir 360 derece bir görelim. Her yerini güzelce birlikte gezeceğiz. Her detayı anlatmaya çalışacağım size. Anlatırken umarım bir kusurum olmaz. Siz de kusurum olursa böyle ağır yorumlar yazmayın olur mu? Birazcık gönlüm kırılıyor. Arkadaşlara böyle gidiyorum, dağ evi gösteriyorum. Sanki böyle mecburmuşum gibi altına yazmış. Burayı niye göstermedin? Şerefsiz yazmış biri bana. Ne alakası var şerefsizlikle? Mahallenizdeki bir arkadaşınız gibi düşünün beni. Öyle göstereceğim. Burası tuvalet, şurası yatak odası vesaire. Tüm detayları çekmeye çalışacağım. Burada bir teşekkür butonu var. Bir önceki videoda iki kişi bana destek olmuş. Biri çay ısmarlamış, biri de tost ısmarlamış. Ben çok mutlu oldum onları görünce. Aranızdan varsa öyle Benjamin sana bir çay, benden bir tatlı falan. Çok mutlu olurum. Kendimi iyi hissedim. Çünkü buraya falan geliyorum. Bayağı emek harcıyorum. Uzatmak istemiyorum ama bunları da söylemek zorundayım. Şimdi hızlıca evi turlayalım. Sonra üst kata geçeceğiz. Yukarıları da çekeceğim size. Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Bak burada bir oturma takımı karşıladı. Hadi buradan başlayalım anlatmaya. Perdelerimizin desenleri bile çok güzel. Şöyle geliyoruz. Burada minimalist bir mutfağımız karşılıyor. Ahşap bir tasarım. Buradan o biraz önce gördüğünüz bağlara bakıyorsunuz. Ocağımız var, ikili ocağımız, çaydanlığımız, bu kapakları bile ahşap. İçlerinde böyle ne ararsak var. Şuradaki dolabı da göstereyim size. Bak tabaktır, mabaktır, yumurtalıktır, bilmem nedir, hepsi burada. Kettle'ımız var. İşte şeker, çay muhtemelen onlardır. Diğer evlerdekilerden biliyorum. Burada bir lavabo, bulaşık yıkamak için malzemeler. Bak çok güzel detaylar var. Menü. Buna basabiliyoruz mu? Ben kapalı oda diyorum. Üsttekilerin kapısı yok. Bunun kapısı var. Burası 3 kişilik. Dediğim gibi aileler konaklayabilir. Burada 2 tane pencereniz var. Şöyle uzaktan da çekeyim size. Bir tane de ufak yatağımız var burada. Böyle burada şifon yeri falan var. Eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Evimiz böyle. Tavanda ahşap burasının. Şimdi diğer odalara geçelim. Odanın yanında 2 tane yangın tüpümüz var. Bak bu güvenlik detayları da çok önemli. Çünkü ev komple ahşap. Allah korusun tabii ama 2 tane koymaları çok güzel olmuş. Bak burada renkli taşlarımız var. Üzerlerini boyamışlar. Bunlar da çok güzel hava katmış. Ya ev çok samimi arkadaşlar. Bolu'da falan böyle evler var ya, çok lüks şeyler koyuyorlar içeriye. Burası bak düşünsenize, taşları bile kendileri boyamışlar. Ne kadar güzel. Samimi bir ortam katıyor. Bu da çok hoşuma gitti. Evet, buzdolabımız var. Buzluğumuz normal dolap. Ev o kadar renkli tasarlanmış ki bakar mısınız? Tabaklar. Şunun mavisi vardı. Bir önceki videomda hatırlayanlar vardır. Buraya alt tarafa farklı. O evde değişmiş bu arada. Bayağı aksesuar gelmiş o eve de. Böyle dolaplarımız var. Geldiğinizde eşyalarınızı vesaire koyabileceğiniz. Çocuklar için de yemek masası mı bu? Çok anlamıyorum. Yemek masası herhalde değil mi bu? Burada bir oturma takımımız var. Şöminenin güzelliğine bakar mısınız? Camı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kamerayı nasıl yansıyor ama oldukça güzel bir keyif veriyor. Bu şömine diğer evde de vardı. Bir önceki videomda da gerçekten çok keyif almıştı. Buraya çikolata falan da koymuşlar herhalde. Ne bunlar, taş mı? Allah taşmış, rezil olduk lan. Ahşap bir merdivenimiz var. Çıkarken dikkatli olun. Şöyle evi yukarıdan da göstereyim size. Burada 2 tane yatak odası karşılıyor bizi. Bakın. Burada bir yatak odası. Şurada da diğer yatak odası. Burayı da çok seviyorum. Üçgen tavan. Uzun boylu olanlar kafasını vurmasın ama dikkatli olsun. Gelmişken sizin adınıza da şöyle bir yatayım. Dağ evine gelmişim konsepti. Oldukça rahat. Tavan yüksekliği de öyle çok rahatsız ediciydi. Mesela uzun boylular sağ tarafta yatsın. Kısa boylu varsa sol tarafta yatsın. Hemen başında prizimiz var. Aksesuarlarımız. Burada bir penceremiz var.
Burası tabii yemyeşil olacak, öyle düşün. Ben sonbaharda geldiğim için renkler böyle gözüküyor. Üç maymunu koymuşlar buraya. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Çevremizde böyle çok insan var. Allah bizi onlardan korusun. Evi size yukarıdan da göstereyim. Demin anlattığım gibi oturma takımı, soba, divanımız, mutfağımız. Videoyu buraya kadar izleyenlere de bir kıyam olsun istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum öncelikle. Size bir indirim kodu bırakıyorum buraya. Benjamin'den geldik. Benjamin'in selamı var. Benjamin'i de gördük vesaire. Yazdığınızda ev sahibi size normal fiyat üzerinden de küçük bir indirim yapacak. Bu da size hediyem olsun. Benim herhangi bir kazancım falan yok bundan. Ben sadece videoyu buraya kadar izleyenler için bir ricada bulundum. Ev sahibi de beni kırmadı. Umarım geldiğinizde çok keyif alırsınız. Şimdi arkadaşlarım gelecek akşam. Sobayı yakacağız. Burada biraz keyifli vakit geçireceğiz. Divana uzandım. Ev çok tatlı gözüküyor ya. Şu ahşap tavan, her yerin ahşap olması. Mesela şunlar normal duvar da olabilirdi. Onların da ahşap olması çok güzel. Evdeki birçok aksesuar da el yapımı. Bunları yapan insanla tanıştım. O konuda da çok mutlu oldum. Arda da geldi. O da çekimlere başladı. Arda bir şey soracağım. Çok merak ediyorum. Bu akşam ne yiyeceğiz? Çok sürpriz. Gerçekten sürpriz. Evet. Bu sefer sürpriz. Makarna değil mi? Evet. Zengin mi olduk? Evet, zengin. Tamam. Arda bugün menüde ne var? Bugün efendim menümüzde kremalı sebzeli tavuk var. Hmm. Yanında makarna yok asla. Makarna yok mu? Yine makarna yok. Yine makarna var. Olsun. Doğum gününü mü kutlamak istiyorsunuz? Evlilik teklifi mi yapmak istiyorsunuz? İşte bu yer tam size göre. Aa. Dur, devam bırakıyorsun. Soğuk meze. Dur bir dakika. Ömer? Evlilik teklifi mi yapmak istiyorsunuz? Ömer? Doğum gününü mü kutlamak istiyorsunuz? Ömer? Doğum günümü kutlamak istiyorsunuz? Evlilik teklifi mi yapmak istiyorsunuz? İşte bu ev tam size göre. Benjamin'i çıkarttığınızda. Mezeler, soğuk mezeler. Arkadaşlar bu bilgi aslında Ömer verecekti bize ama bizim katılmamızı istedi bu videoda. Adam böyle giyindi bu teklifi vermek için. Evlilik teklifi mi etmek istiyorsunuz? Doğum günümü hazırlamak istiyorsunuz? Özel günleriniz var. Bu evde bir konsept hazırlanıyor. Bu ayrı tabii ama konaklama için de. Ne kadar ödüyoruz bunun için? Normalde 2300 TL. 2300 liraya bir konsept, işte soğuk mezeleriniz, içecekleriniz vesaire. Süslemeler var. Süslemeler vesaire. Bunların ayrıntılarını ev sahibinden öğrenirsiniz. Benjamin'den geldik derseniz bu fiyat tam 1750'ye iniyor. Bedava. Hem organizasyon içinde hem daha evi içinde. Sabah uyanıyorsunuz. Şuradaki gezen tavuk çiftliğinden 4 tane yumurta bırakıyorlar buraya arkadaşlar. Bak burada sepetiniz var. Sabah uyandığınızda buradan yumurtanızı alıyorsunuz. Kahvaltıya doğru geçiyorsunuz içeri.